Öncelikle merhaba, ismini söyleyeyim. Merhaba. Derviş. Biliyorsunuz sanki İzmir. İzmir'de. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Bu mesleği nasıl başladın? Nereden geliyorsun? Ya bunu meslek demeyelim ya. Bu mesleğin çok çok güzeldi. Yani sanatı meslek olarak görmek sanat adına işte bir cinayetti. Yani sanat mesleğin çok çok dışında. Bir yaşam tarzıdır, bir felsefedir, bir inançtır, bir kavgadır. Bir sessiz çığlıktır. Kelimelerle dile getiremediğin birçok şeyi çizgilere dile getirebiliyorsun. Onun için sanat bir işten çok daha fazlasıdır. Peki abi, bu mesleği öğrenmeli mi? Yine meslek diyor. Sanat? Ya dedim ya, sanat bir yaşam tarzıdır. Yani o yaşam tarzı yine benimsediğin anda zaten bahçeler arka arkaya gidiyor. Ama gerçek olan bir şey varsa sanatın bir felsefe olduğunu fark etmek. Sanatın bir felsefe olduğunu fark ettiğin anda zaten önünde çok farklı bir dünya oluşuyor. Bunları yazabiliyor musun? Yazıyor musun? Yazıyorum. Oku ne? Önemli olan yani sanat felsefe de işte yine biz buna meslek dersi bu şekilde yazıyorum. Ha. Peki bunu babadan mı öğrendiniz, bir yerden mi öğrendiniz bu sanat, yoksa kendi içinizde kimse? Ya sanat irsiz bir olay değildir yani, bir hastalık falan değildir yani, babadan ola geçen bir hastalık değildir veya sanat babadan ola geçen bir miras da değildir. Sanat babadan ola geçen bir zanaat da değildir. Yani sanatla zanaatı karıştırmıyor. Marangoz bir babanın oğlu, şayet oğlu da marangozluk benimsiyorsa marangozluk yapabilir. Babadan ona geçmiştir. Veya babasının geleneklerini sürdürebilmek için marangozluk yapmaya devam edebilir. Ama ressam bir babanın oğlu, ressam olmayabilir. Ressam olmayan bir babanın oğlu, ressam olabilir. Onun için sanat babadan ona geçen bir kavram değil. Yani sanat, aileden etkilenirsin. Sanatçı bir ailen varsa sanattan çok çok daha çabuk etkilenebilir. Benim bende sanatçı yok. Abi peki bunların imalatını falan, malzemesini nereden getiriyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ya şimdi imalat kelimesi yine biri duruyor. Ya şimdi ama şöyle diyelim. Bunun ham maddesi Kütahya'dan geliyor. Biz buna püsküvit diyoruz yani. Ondan sonra tasarımları ben tasarlıyorum. Burada mı yoksa abi senin? Sokakta. Sokakta. Her şey sokakta oluyor. Buranın ana taşımışı da bir sokaktır. Kütahya'dan buraya nasıl gelir abi? Yani kargo ile geliyor. Kargo ile geliyor. Oradaki anlaştığımız firmalar var. Sipariş ediyoruz, geliyor. Peki abi bu sanatın diğer sanatlardaki farkı var mı ya da benzerliği var mı? Ya şimdi bir kere sanatı ekstra bir çaba gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey, sanatın gücü 18. yüzyılda insanları korkuttuğu için sanatı parçalamışlar. Sürrealizm, postmodernizm falan filan, bunlar bana çok saçma geliyor. Sanat ne olursa olsun bir ifade tarzıdır. Bir ifade tarzıdır. Bu yüzden insanlar, herkes kendine göre, herkesin kendine göre bir ifade tarzı vardır. Bu da benim kendime göre ifade tarzı. Bir heykeltıraşın ifade tarzı kendine göredir. Bir ressamın ifade tarzı kendine göredir. Beslendiği kaynaklar ona göredir ve ona göre ortaya eserler çıkar. Peki abi, burayı birine miras olarak bırakmayı düşünüyor musun? İşte en büyük sıkıntı da bu ya. Ben buradan gittiğim anda benle beraber burada her şeyi bitecek. Otur aylar için tecrüben giriyor. Tamam. Harika bir şey var. Birine bırakacak ki çok bu mesele. Kabaklar hep sınırlar bırakacak. Ya şimdi şöyle bir şey. Yani ana klasik ödü. Sanatçılar koca olur koca olmaz derler. Böyle yani insanlar sanatı hep uzak bakıyorlar. Yani sanatı bir popüler ömür gördükleri için benim tarzımı devam ettirmeleri çok zor. Yani benim için sanat çok farklı bir duygu. Yani bunlar hepsi benim kavgamdır. Hepsi benim hikayemdir. Herkes bu hikayeyi sahiplenmeyebilir. Bu yüzden benle beraber o da birçok şey bitecek. Ya bu mesleği öğretemez misin? Mesela bir çırak falan yanına alamaz mısın? Ya bunun için, sanatı seviyorsan bunun için talep... Ya şimdi bir kere sanatla sanatı karıştırmayın. Sanatta çırak yetiştirebilirsin.
sanatta çırak yetişmez. Çünkü senden etkilenen bir insan kendi tarzında olur. Yani sanatta çırak olmaz. Sanatta çırak diye bir kavram yok. Sanatta vardır. Bir bıçakçı bir kalfa, bir çırak, bir kalfa yetiştirir. Bir marangoz bir kalfa, bir çırak yetiştirir. Ama bir ressam bir çırak yetiştiremez. Ama ne olur? Bildiklerini paylaşabilir. Bir onlara yardımcı olabilir. Yani bu konuda benden yardım isteyen herkese ben her şekilde yardım edebiliyorum. Ama geldiğin yanında çıraklık yap diyemiyorum. Denmez zaten. Abi genelde çizdiklerin hep eski yandıran desenler. Ya şimdi bunların hepsinin bir örgüsü var. Yani yan figürler genellikle etnik. Hani mitolojik figürler. Ve mitolojik. Hitit var, Greek var. Mesela şu anda çalıştığım Demir Dönebilir. Hitit var. Ama mesela Demir Dönemi var. Demir Döneminden bir parça var. Şu Demir Dönemidir. Ama bunları şey yaptık biz. Sanatı evrenselleştirdik yani. Burada Hitit'i, Greek tarzını ve Demir Dönemi yok sayarak oraya mesela bir boyut kattık. Bu evrensel boyutu da şekillerle bütünleştirdik. Abi peki bu sanatların yaşadığı yerlere de gittiniz mi? Yani bir görme amacıyla ya göze göre şöyle gittiniz mi? Ya şimdi şey var tabii, ben mesela devamlı seyahatler ediyorum. Bunlar genellikle kültür diyorlar. Oluyor. Oradaki müzeleri inceleme şansım oluyor. Yani beslendiğimiz kaynaklar var. Yani mutlaka ben de bir yerlerden besleniyorum. Ama zamanı mesela şey vardı. Şu gördüğün eser, şuraya şey yaptım, gel yakın bunlar. Bu Bedir Rami'ye bulunan bir eseridir. Ama yorumu bana aittir. Mesela şu eser, uzunlar. Bu eser Nuri İyemin'dir. Nuri İyem büyük bir ressamdır. Onun eseridir. Yorum bana aittir. Bu yine Nuri İyem'in bir eseridir. Yorumu bana aittir. Bu eser Picasso'nun meşhur Don Quixote'udur. Eser Picasso'ya aittir. Don Quixote eseri. Yorumu bana aittir. Abi bunların hepsini burada yapıyorsun değil mi? Yani evet. Sokakta yapıyorsun. Oldu abi, o zaman çok teşekkür ederim. Önemli değil.